Bugün güneş koruyuculardan bahsedeceğim. Bu dönemde en çok sorulan soruydu. Nasıl kullanmalıyız, ne seçmeliyiz diye. Güneş koruyucu kullanmak gerçekten çok önemli. Doğru güneş koruyucu ve doğru kullanım bizi korur. Yani sıradan güneş koruyucu sürmenin çok bir faydası yok. Neyi kastediyorum? Şöyle. Yaz aylarında günde 3 kez güneş koruyucu, kış aylarında da 1 kez. Yani yaz ve kış diye ayırdığımızda kış aylarında da güneş koruyucu kullanmalıyız. Çünkü aydınlanıyorsak güneş var demektir. Ama bulutlu, ama soğuk, ama güneş var. Mutlaka dışarı çıkmadan yaklaşık 30 dakika önce güneş koruyucumuzu sürmüş olmalıyız. Sadece yüzümüze değil, açık olan her yere, boynumuza, dekoltemize, ellerimize, kollarımıza, çünkü her yer aynı şekilde güneşten etkileniyor. Yaz aylarında öğlen saatlerinde bir kez daha, öğleden sonra 3-3.30 sıralarında da bir kez daha güneş koruyucu sürmek gerekiyor. Sabah sürdüğünüz güneş koruyucu akşama kadar sizi kesinlikle korumaz. Güneş koruyucu güneşle temastan yarım saat önce sürmeliyiz. Bu çok önemli. Çünkü ancak korumaya başlıyor, etkisini göstermeye başlıyor. O yüzden bu şekilde kullanmalıyız. Yağlı ciltler su bazlı güneş koruyucu kullanmalı. Yani non komedojenik yazan, ondan sonra oil free yazan, işte komedon yapmayan, karma cilt için mat yazan, bu şekilde güneş koruyucuları tercih etmeli. Kuru ciltlerde daha yağlı güneş koruyucu kullanabilir. Onlarda sınırlama yok, daha rahat kullanabilirler. Ama yağlı ciltler muhakkak söylediğim özelliklerde kullanılmalı. Bir, komedon yapar. İki, gözeneklerinizi açar. Ve rahatsız edici bir cilt ortaya çıkar. O yüzden bunlara dikkat etmek gerekiyor. Eğer lekeniz yoksa, lekesiz bir cildiniz varsa 30 koruma faktör yeterli olacaktır. 30 koruma faktörün altında güneş koruyucu kullanmamak gerekiyor. Lekeli cildiniz varsa, bunların koyulaşmasını istemiyorsak o zaman da 50 koruma faktörlü bir güneş koruyucu tercih edebiliriz. Üstü de olabilir ama en kötü şartlarda 50 koruma faktör bizim için yeterli olacaktır. Lekeli ciltler yaz ve kış eğer bilgisayar başında vakit geçirecekse mutlaka güneş koruyuculu olmalı. Çünkü mavi ışık dediğimiz bilgisayar ışığı, kısmen televizyon ışığı, ultraviyolenin dışında kullandığımız lambaların ışığı da lekelenme yapabilir. Bu da önemli bir ayrıntı. Bunun dışında güneş koruyucular üzerinde ne kadar suya dayanıklı yatsa da suya girip çıktıktan sonra kesinlikle yinelenmeli. Denizden sonra, havuzdan sonra yüzümüzü, vücudumuzu durulamalıyız. Deniz suyundan, havuz suyundan arındırmalıyız. Arkasından güneş koruyucu uygulamalıyız. Bu da çok önemli. Direkt denizden çıkıp güneş koruyucu sürmemeliyiz. Önce durulamalıyız, o tuzlu suyu uzaklaştırmalıyız, arkasından güneş koruyucumuzu sürmeliyiz. Havuzda da gene aynı şekilde. Bunlar bizim doğru güneş koruyucu kullanmamızı sağlayacak, lekelerimizin koyulaşmasına engel olacak, yeni leke oluşumuna engel olacak. O yüzden bunlara dikkat etmek güneş koruyucu açısından önemli. Kozmetikle nasıl kullanmalıyız sorusunda ise zeminde hep güneş koruyucu olmalı. Güneş koruyucunun üzerine fondötenizi, pudranızı, makyajınızı yapabilirsiniz ama zemin güneş koruyucu olmalı. Peki makyajımız var, nasıl tekrar edeceğiz derseniz de onlar için de sprey güneş koruyucular var. Bunları tercih edebilirsiniz. Her yerde var bunlardan. Sprey şeklinde makyajın üzerine rahatlıkla sıkılarak kullanılabilir. Böyle bir güneş koruyucu edinebilirsiniz. Göz çevresi, özellikle bu güneşe açık alanlar, yüzümüzdeki çıkık alanlar, işte çene gibi, elmacık kemiği gibi, alın gibi, buralar güneşe daha çok maruz kalıyor. Bunlardan bir tanesi göz çevresi ve alt kısmı. Güneş koruyucuların çok büyük bir kısmı gözü yakar. O yüzden göz çevresi içinde
Özel güneş koruyucular var. Göze zarar vermeyen, gözü yakmayan, stick şeklinde olabilir, losyon şeklinde olabilir. Bunlardan edinip göz çevremizi de çok iyi korumamız gerekiyor. En çok yaşlanan alanlardan bir tanesi. Güneş kesinlikle bizi yaşlandırıyor. Yani bu tıbbi bir şey, benim söylediğim bir şey değil. O yüzden bir vücudun 10 dakika kadar güneş görmesi yeterli. Elbiselerimiz dahi güneş geçiriyor. O yüzden güneşte yatıp güneşlenmenin D vitamini açısından bize ekstra hiçbir faydası yok. Tam tersi cildimiz yaşlanır, yıpranır, kırışır ve lekelenir. O yüzden güneş koruyucu en önemli kozmetik ürünümüz. Güneş koruyucuyu çok güzel mi kullanmalıyız? Evet, söyleyebileceklerim bu kadar. Her yaş grubu için, çocuklar için ayrı olanlar var. Hatta gebeler için özel güneş koruyucular var. Bunların hepsine işte Google'a yazdığınızda, bir eczaneye gittiğinizde rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Hepsi Türkiye'de var. Önemli olan söylediğim özelliklerde güneş koruyucu almak. O ya da bu diye bir isim vermiyorum ama söylediğim standartlarda bütün güneş koruyucular bizi korumak için yeterli olacaktır. Teşekkür ediyorum.